vücudunuzda nasıl ilerliyor? Her geçen gün daha fazla COVID-19 ile insanlar enfekte oluyorlar. Biz uzmanlar da virüsün vücudumuzda ne şekilde ilerlediğini öğreniyoruz. Ve tabii ki nasıl bu kadar yıkıcı olabildiğini de. Şimdi size tüm dünyada salgın ilan edilen virüsün nasıl hareket ettiğini göstereceğim. Şimdi bu şekilde aslında bu sağlık krizini daha iyi anlayabilirsiniz. Bu virüse maruz kaldığınızda tam olarak vücudunuzda neler olduğunu detaylı olarak anlamanızı istiyorum gerçekten. Özellikle son dönemde kanalımıza gelen sorulardan da anladığım kadarıyla açıkçası hem hastanede hem de çevremden de bana çok sorular geliyor. Herkes garip, farklı ve beklenmeyen belirtileri konusunda oldukça endişeli. Doğal olarak da merak ediyorsunuz. Size bir animasyonda göstermek istiyorum. Yayılım enfekte olmuş bir kişinin öksürüğüyle aslında başlıyor. Siz bu virüs partikülünü göremeyebilirsiniz. Şimdi elimizde bir büyüteç alırsak ve bir damlacık içinde seyahat eden sivri uçlu küçük bir virüs parçacığının olduğunu görürüz. İşte o damlacık başka bir kişinin vücuduna giriyor. Nereden girebilir? Gözünden girebilir, burnundan girebilir, ağzından girebilir ve artık hepimizin bildiği gibi burun, ağız ve gözlerden girerek akciğerlerimizin derinliklerine kadar inebiliyor. Virüs akciğerlerdeki hava kesileri hücrelerini ele geçirmeye başlıyor. Alveol dediğimiz bu kesicikler bizler için çok önemli. Çünkü oksijenle kanın birbirine temas ettiği ve oksijenin kana geçtiği yerler burası. Yan hücreleri ele geçirerek çoğalıyor. Bu bölgeler kısa sürede koronavirüs fabrikalarına dönüşüyor adeta. Buralardan yayılan çok sayıda yeni virüs diğer hücrelere sirayet ediyor veya kan dolaşımına da girebiliyor, viremi yapabiliyor. Virüs miktarı artınca tabii ki bağışıklık sistemimiz bir şeylerin yanlış gittiğini anlıyor ve savaşmaya başlıyor. Hemen oraya vücudun polis teşkilatı diyebileceğimiz beyaz kan hücreleri virüs ile yani enfeksiyon ile savaşmaya gönderiliyor. Bununla birlikte tüm bu enfeksiyon ve iltihaplanma kombinasyonu animasyonda da gördüğümüz şekilde akciğerlerin hava keselerinde biriken sıvıya yani pnömoniye yani kısacası zatüreye neden olabiliyor. Ciddi vakalarda akciğerlerdeki aşırı enflamasyonun sonucu ortaya akut solunum sıkıntısı veya respiratuar distres sendromu yani ARDS çıkabiliyor. Çünkü vücut hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyduğu kadar oksijen alamıyor. İşte bu sebeplerden bazıları hiç belirti göstermezken ya da hafif bir şekilde bu virüsle baş ederken bazıları ise hayatını kaybedebiliyor. Maalesef sosyal medyada virüs gibi bazı yanlış bilgiler de yayılıyor. Doğru bilgileri takip ettiğinizden emin olun. Sosyal mesafemizi koruyalım, evde kalalım, hayat eve sığar diyoruz. Ancak hep birlikte hareket ettiğimiz zaman daha güçlü olacağız ve bu salgında baş edebileceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Aşağı yorumlarınızı bekliyoruz.